Bir kere sormadın be. Demir nerede diye bir kere sormadın. Cem nerede diye bir kere sormadın. Şimdi karşıma geçmiş hikaye anlatıyorsun. Cem kim? Anca toplamışım kendimi. 5 yıl sonra. Yaralarımı anca onarmışım. Şimdi gelip... Cem kim? Cem benim oğlum. Cem 5 yaşında. Çok sevimli, akıllı bir çocuk. Duygulu. Patates kızartmasına da bayılıyor. Gözleri de annesinin gözleri tıpkı. Cem senin oğlun. Cem bizim oğlumuz. Olamaz. Öldü o. Bu kadar mı vicdansız olabilir bir insan? Bu kadar mı acımasız olabilir? Benim bir bebeğim vardı ve onu siz aldınız benden. Ececiğim. Tamam Metin, tamam. Bir tanem, ne fark eder? Ha öyle olmuş, ha böyle olmuş. Öyle ya, ne fark eder? Sizin için zaten ne fark eder? Madem öyle, siz de şunu bilin. Artık sizin bir kızınız yok. Demir, bir şey mi oldu sana canım? Bir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Yalnız kalmak istiyorum, anladın mı? Bana niye bağırıyorsun ki? Bağırmıyorum! Ateşin mi var? Yemek yemek ister misin? Yalnız kalmak istiyorum. Anneme bağırma. Hayır, bağırmıyorum. Cem! Cem! Oğlum! Cem! Oğlum! 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 Cem! Cem oğlum! Bebeğim. Oğlum bir şey yok, kalksana! Oğlum şaka Cem. Yapıyoruz! Cem! 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 Hastaneye! Hastaneye! Bebek geçiriyor. Cem! Cem! Özel bir çocuk bu. Gereken hassasiyeti göstereceğiz. Endişe etmeyin. Yalnız bu arada en önemli şey... Bu çocuk kati surette stresten uzak duracak. Yanında sesinizi yükselseniz rahatsız olur. Çok hassas olurlar. En ufacık bir sıkıntı, stres çok tesir edebilir. En mühim şey bu. Hadi babaya el sallayalım mı? El sallayalım. Güle güle baba. Hadi bay bay. Hayırlı işler hayatım. Hemen gel, olur mu? Hadi bakalım, güle güle. Ay dur, yavaş yavaş. Oğlum yavaş. Cem. Sen kimsin? Ben seni tanıyorum ama ismini bilmiyorum. Benim adım Ece. Ben anne. Annenin arkadaşıyım. Evet oğlum. İçeri gel. Güzelliğe şu uyu dediler. Hayır, ben kendi kardeşimi sevmeyen bir insan değilim. Ama tutturmuş da sattırmam da sattırmam. E sen sattırmazsan ben sattırırım. Ne demek efendim, dingonun ara mı burası? Açabiliyoruz değil mi davayı? Yani biz İzale-i Şu'yu açalım diyorum. Biz kazanırız değil mi Demir Bey? Demir Bey? Ha? Evet, evet, evet. Ben iyice inceleyeyim dosyayı. Sonra tekrar buluşalım, olur mu? Ben arayacağım muhakkak sizi.
Çok teşekkürler geldiğiniz Peki için. Peki o zaman. Ne haber abi? İşleri iyi galiba. Ne? Müşteri mi gördüm yoksa? Pek gelen giden yoktu da onun için diyorum. Ya her şey mi gırgır senin? Ya 5 dakika ciddi olamaz mısın sen? Ne dedim ki ben şimdi? Allah Allah. Bak kardeşin 10 numara bir sevgilisi var. Azıcık sevinsen ölür müsün? Ya ciddi ol biraz be! Ciddi ol! Borç bini aşmış. Zaten aldırdın şu arabayı. Ne olurdu yani? Tek araba idare edemez miydik? Bir de senin ev. Senin derdine mi üzüleyim, kendime mi? Sen hala daha sevgiliden bahset. Büyü artık oğlum, büyü! Nereye abi? Erken çıkıyorum, çıkamaz mıyım? Ya abi, senin araba serviste. Benimkiyle git. Cem, itfaiye arabanı getirsene hadi. Ablaya gösterelim ha? Bak, sana yalvarıyorum. Lütfen bir şey belli etme. Bak, Cem çok hassas, anladın mı? Sakın bir şey belli etme lütfen. Allah, beni çok zor durumda bıraktın Ece. Ben sadece onu görmeye geldim. Bunu yapmak zorundayım. Uyuyamıyorum, düşünemiyorum. Ben Cem'i görmek zorundayım. Tam 500 metre, biliyor musun? Oğlum, hiç 500 metre merdiven olur mu? Çok güzelmiş. Ama gel bir sarılayım sana, hadi. Yabancı değilim ben. Ya, Ece benim arkadaşım. Değil mi Ece? Evet. Hadi gel. Tamam. Oğlum benim. Hadi gel. Misafirimizle çay yapalım mı? Peki. Otur sen Ece. Üstünü çıkar istersen. Biz geliyoruz şimdi. Hadi canım gel. Abla. Sen niye geldin hastaneye? Ben hastaydım ondan. Doktor bekliyordu. Size de merhaba diyemedim Elifciğim. Neyse canım, fark etmez. Çok mu hastaydın? Yok canım, öylesine. Şimdi iyileştin mi? İyiyim. Şimdi çok ama çok iyiyim. Ben de hastayım, biliyor musun? Değilsin oğlum. Gel, konuştuk ya kaç kere. Cem itfaiyeci olacak. Onun için kontrollere götürüyoruz. O da hastayım sanıyor. Ama ben iyiyim ya. Olsun oğlum. Bir şey olmaz. Herkesin başına gelebilir. Değil mi Ece? Ya evet. Evet. Baksana. Sen hem sapasağlamsın hem de çok akıllısın. Demir gibisin sen. Babam gibi demir. Baban gibi. Aynı baban gibi. Ece, arkadaşım bekliyor demiştin bana. Bekletme istersen, geç kalma. Evet. İyi ki hatırlattın Elifciğim. Ben de kalkayım artık. Gel Cem. Gel bir kez daha sarılayım sana. Hı? Yine görüşürüz değil mi? Görüşürüz. Ben yine gelirim seni görmeye. Belki. Hem belki birlikte gezeriz. He? Hem çok özlerim ben seni. Görmek isterim. Babam geldi, babam oğlum, geldi. Koşma. Ha. Baba.
Ece. Ya söylüyordum yani arkadaşım gelecek diye. Bak Ece de bize uğramış. Tam da çıkıyordu zaten. Merhaba Demir. Ben o zaman taksiye bindireyim Ece ablayı. Geliyorum şimdi. Hadi Ece. Hadi anneciğim. Sen şimdi odana geç, oyuncaklarını oyna. Ben de birazdan geleceğim yanına, olur mu? Beraber oynarız. Hadi. Tamam. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Çok görmek istedim canım. Bak Ece, bunu sana son kez söylüyorum. İyice anlamanı istiyorum. Cem hassas bir çocuk. En küçük duygusal gelgitte fenalaşıyor. Ve doktorlar sebebini söyleyemiyor. Böyle birdenbire karşısına çıkamazsın. Hele annenim senin asla diyemez. Ben öyle bir şey söylemedim Demir. Ne hakkın var? Bizim huzurumuzu bozmaya ne hakkın var? Sen bu çocuğu istemedin Ece. Terk edip gittin. Bana yalan söylediler. Niye anlamıyorsun Demir? Yalan söylediler, doğru söylediler. Artık fark etmez. Fark etmez, anladın mı? Cem'in annesi var. Ve babası var. Sana ne oluyor? Onu ben doğurdum, anlıyor musun? Onu ben doğurdum. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez. Benim içimde hissettiklerimi hiç kimse değiştiremez. Görmeyeceksin Cem'i. Görmeyeceksin. Çık git hayatımızdan Ece. Git. İsviçre'ye mi gidersin, nereye gidersen git. Biraz insanlık olur ya. Bir de annenle para gönderiyorsun utanmadan. Cem'i satın almak için. Sonra da çocuğum diyorsun. Cem alınıp satılacak bir eşya değil. O benim oğlum. Ya ne parası? Kim para göndermiş? Bilmiyormuş gibi yapma. Annen getirdi ya. Yemin ederim ben bir şey bilmiyorum Demir. Ya benim böyle bir şey yapabileceğimi sen nasıl düşünürsün? Demir. Ya gözüme bak. Gözüme bak. Benim. Senin canın Ece'yim ben. Ya ben Cem'in annesiyim, hatırlamıyor musun? Cem'in annesi Elif. Bir daha gelme. Çocuğumu görmeme engel olamazsın. Bak bakalım olur muyum, olmaz mıyım? Dava açacağım. Duydun mu beni? Dava açacağım ve Cem'i alacağım. Söylemedi deme Demir. Söylemedi deme. Mı? Yo, nereden çıkardın bunu yavrum? Bence garip. Belki bize bir sürpriz plan hazırlıyordur ha? Olabilir mi? Ece abla gitti mi baba? Acelesi vardı, gitti. Hadi toparlanın, dedeye gidelim. Daha dün odaydık. Olsun. Bugün de gidiyoruz. Ne var yani? Gidemez miyiz Cem? Gideriz. Hadi. Müsait misin? Sağ olun. Size de zahmet oldu. Ben aslında çağırabilirdim bir tamirci. Olur mu öyle şey? Bakın hemen tamir oldu. Elinizden de her iş geliyor yani. Teşekkür ederim. Erdal! Erdal Bey! Erdal! İyi misin Erdal? İyiyim. İyiyim Mukaddes Hanım. Sakin ol. Ben gidip uzanayım biraz. İyi olduğunuzdan emin misiniz? Evet, iyiyim. Durun beraber çıkalım. Ben yardım edeyim size. Yok canım, gerek yok. Teşekkür ederim. Bırakın ben toparlarım orayı. Bırakın. Toparlarım ben hepsini. (Gülüyor)
Ama yavaş yavaş lütfen. Görünmez kaza işte. Biraz dinleneyim geçer. Dikkat edin ne olur. Hoşçakalın Mukaddes Hanım. Güle güle. Ağlama artık Ece. Sakin olmaya çalış. Nereden çıktınız siz? Mukaddes Hanım mı aradı sizi? Ne Mukaddes ablası baba ya? Buyurun oturun. Yok yok, oturmayalım. Biz bir alışverişe gideceğiz. Sen bir Cem'le ilgilenir misin? Aha. Ya ben de geleceğim. Aa, aşk olsun. Dedeyle kovboyculuk oynamayacak mısın ha? Hadi. Oynayacağım. Hadi geç bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Geç karşıya. Tebrik ederim Elif. O kadını nasıl benim evime oğlumun yanına alırsın? O kadın dediğin oğlunun annesi Demir. Sürer misin lütfen? Cem camdan bakabilir. Ayrıca onu ben çağırmadım. Kendisi geldi. Ben ne yapabilirdim ki başka? İyi. Umarım mutlusundur. Cem'i almak için dava açacak çünkü. Oğlumdan ayrıldı. Daha birkaç saat oldu ve ben şimdiden çok özledim onu. Velayet davalarında uzman bir arkadaşım var. Yarın onu çağırırım ofise. Hem sen de gelirsin. Kolayca halleder bu işi. Sevdiğimi biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ama bunun bu konuyla ilgisi yok. Nasıl yok Demir? Nasıl olmaz? Konu bizim mutluluğumuz. Cem'in mutluluğu. Ben mutluluğumuzu korumak için gereken her şeyi yapıyorum. Evet. Ama bunu birlikte yapmalıyız. Birlikte karar vermeliyiz. Bana sormadan benim evime o kadını alan sensin Elif. Bizim evimiz. O ev bizim evimiz Demir. Şimdi ödün çok. Hadi dödü. Çok yoruldum artık. Niye beni de götürmedin? Belki de sana sürpriz bir şey almaya gitmişlerdir. Annem de ne zaman sıkışsa aynı yanı söylüyor. Çocuğum diye herkes beni kandırmaya çalışıyor. Na 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 na. Babaanne, gel gel. Niye çağırıyorsun? Çağırma. Gel. Yok yok, gelmesin. Niye? Ne bileyim ben işte. Gel gel.
babaannem geliyor. Yaşasın. Yahut ettim. Tövbe tövbe. Meral nerede? Meral Hanım odasında efendim. Odasında mı? Çağır gelsin. Baş üstüne efendim. Yalnız Meral Hanım rahatsız edilmek istemediğini söyledi. Ne dedi, ne dedi? Sureti Katide rahatsız edilmek istemiyorum. Aynen böyle dedi. Ey Allah'ım ya Rabbim. Yemek hazır değil mi? Meral Hanım odasında yedi efendim. Siz yemeyecekmişsiniz, öyle söyledi. Bana bak, siz delirtecek misiniz beni? Ne saçmalık bu? Tut şunu. Benim bir kabahatim yok efendim. Meral Hanım öyle söylediği için ben de öyle söylemiştim. Ama hemen hazırlarım isterseniz. Kendi evimde bile huzur yok be. Hazırla çabuk bir şeyler. Çalışma odama getir. Peki efendim. Meral. Meral, aç kapıyı. Benim evimde bana böyle davranamazsın. Bak, benimle böyle konuşmayacaksan bu evde durmam. Güle güle Metin. Nasıl oldunuz Erdal Bey? İyiydim zaten. Siz de bir iki çürüğü amma abarttınız yani. Neden, ne oldu dedi mi? Merdivenden yuvarlandı. Ne yuvarlanması canım? Tökezledim biraz, hepsi bu. Demir'le Elif nerede? Ya yok da, beni almadan gittiler. Hep kandırıyor zaten beni. Geldiler işte. Geldiler. Müsaadenizle. Biraz daha iyisin. Ben kalkayım artık. Evet. Asi merak etmesin seni. Çok yorgunum. Erkenden yatacağım. Tamam. Sabah erkenden gelip alırım seni. Cem'i almak için dava açacakmış, biliyor musun? Cem'in durumunu bilmiyor mu? Biliyor. Ama her zamanki gibi hiçbir şey düşünmeden bencilce burnunun dikine gidiyor. Ama ben de onunla uğraşacağım baba. Bana yaşattıklarının hesabını verecek. Tarihte hiçbir savaş mutluluk getirmemiştir oğlum. Uzlaşmanın bir yolunu bulmalı. Baba, bilmiyor musun? Ne onunla ne de onun manyak ailesiyle uzlaşılmaz. Bugün Cem'i benden satın almak için para getirdi ofise Meral Hanım. İnanabiliyor musun? Peki sen ne yaptın? Ne yapacaktım? Tabii ki parayı götürüp Metin Bey'in yüzüne çarptım. Sana da bu yakışır zaten. Ece, bir dakika lütfen dur. Annenle huzurumuz kalmadı. Sürekli kavga ediyoruz. İkimiz de çok pişmanız. Ne istersen yapmaya hazırız. Lütfen eve dön. Artık çok geç. Siz yapacağınızı yaptınız zaten. Bebeğimi aldınız. Bir de yoluma çıkıp işimi zorlaştırmayın lütfen. Ece lütfen. Ya duymak istemiyorum. Benim annem de yok, babam da. Müzik
Cem'in test sonuçları çıkıyor. Biliyorum. Dersi de var yarın. Senin gelmene gerek yok. Ben gider alırım yarın sonuçları. Eşiniz de avukattı değil mi? Eski eşim. Evet, eski eşiniz. Şimdi bir hukukçu olarak o da durumu hakkıyla değerlendirmiştir. Bizim açımızdansa durum son derece açık. Ne düşünüyorsun Hasan? Yiğit Bey, siz de avukatsınız, bilirsiniz. Benim düşüncemden çok mahkemenin vereceği karar önemli. Ama bakın, Yargıtay içtihatları da var. Her zaman gördüğümüz şeyler. Hem kim ayırmak ister ki annesini yavrusundan? Eşyanın tabiatına aykırı. Yani alırız diyorsun davayı. Normal koşullar altında davayı kazanacağımızı düşünüyorum. Hem yalan söylediler bana. Yalan söylemeseler ben bırakır mıydım çocuğumu? Çocuğum olduğunu bilsem. Siz metin olun hanımefendi. Biz bütün bu konuları teker teker yazacağız dava dilekçemizde. Dediğim gibi. Bunlar hep gördüğümüz şeyler. Gerçi sizin durumunuzda gerçekten ilginç bir durum var. 5 sene görmemiş olmanız gibi. Ama halledilmeyecek bir şey değil. Hallolur kanaatindeyim. Biz önce aramızda bir müvekkil sözleşmesi imzalayalım. Ayrıntılara bilahare bakarız. Efendim. Benim. Ha, çıktı mı? Tamam, geliyorum. Ben hastaneye gidiyorum. Cem'in sonuçları çıkmış. Ben de geliyorum abi. Hadi çabuk ol o zaman. Bence çok olumlu konuştu avukat, değil mi? Ne sandın? İstanbul'un en iyi avukatıdır Hasan. İpten adam alır vallahi. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Ya teşekkür ne demek Ece? Aramızda böyle şeylerin lafı mı olur? Bir şey söyleyeceğim. Çok işin var mı şimdi? İş bitmez ki. Ne oldu? Ne geçiyor aklından? Sana bir öğle yemeği ısmarlamak istiyorum. E hak ettin yani. Şu anda bütün işlerimi iptal etmiş bulunuyorum. Evet, nereye gidiyoruz? Çok güzel bir yere. Ama Asi'yi de arayacağım. Evet. Diğer bulgular da destekliyor. İyi, iyi. İyi derken? Efendim, şimdi bizim tahminimiz Williams hastalığı malum. Biz bu teşhisimizde %100 emin olabilirsek iyice sevineceğiz. Çünkü bugün bu yaşa sağ salim gelebilmiş bir Williams hastası çok iyi haber. Anlıyor musunuz? Peki bizim ne yapmamız gerekiyor hocam? İşte dediğim gibi fiş testi yapılacak. Kesin kanaatimizi ondan sonra vereceğiz. Yaptıralım hemen. Değil mi abi? Tabii tabii. Yaptıralım hemen. Maalesef biz yapamıyoruz. Tamam, nerede yapılıyorsa orada yaptıralım. Avrupa'da da var galiba 1-2 klinik. Ama en sağlamı Amerika. Orada bu hastalığın uzmanı olmuş önemli bir hastane de var. Bence orada bakılması en doğrusu. Çocuk için en hayırlısı bu. Peki. Peki, teşekkürler her şey için. Geçmiş olsun. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Abi, sen bir şey anladın mı bu doktorun dediklerinden? Test yaptırın diyor. Ya bu doktorların ne dediğini anlamak için alim olmak lazım. Test yaptırın. E yapılınca ne olacak? Nedir bu hastalık? Hasta mı değil mi? Hep böyle yuvarlak yuvarlak laflar. Anlamayacak ne var oğlum? Amerika'ya götüreceğiz Cem'i. Ne yapsın yani adam, kafadan mı atsın? Testi yaptırın sonra konuşalım diyor. Amerika'ya götüreceğiz. Götüreceğiz de. Nasıl götüreceğiz acaba? Dert etme abi be. Hallederiz bir şekilde. Ne şekilde mesela? Her şeyi biliyorsun, bunu da söyle bakalım. Ne şekilde? Ve hangi parayla? Abi ben halledeceğim. Sen neyi hallettin Barış bugüne kadar? Pardon. Sinirimi senden çıkarıyorum. Senin ne kabahatin var? Abi sorun değil. Bak abi, sen ofise git. Halledeceğim. Akşama kadar vakit ver bana. Ben bir şeyler ayarlayacağım.
Ayarlayamazsam da konuşuruz. Tamam. Peki, ha? Tamam. Hadi görüşürüz. Beni yanlış anlama arkadaşım. Ama sen her şeyi etraflıca düşündün mü? Neyi düşünecek ki anlamadım. Ben arkadaşımla konuşuyorum. Hayır Ececiğim. Çocuğunu görmek istemenden daha doğal bir şey olamaz. Ama bu karmaşa. Aradan geçen 5 yıl. Ben kararımı verdim aslında. Ve biz de bu kararı destekliyoruz Ece. Seni tabii ki destekliyorum Ece. Ben senin iyiliğini her şeyden fazla istiyorum, biliyorsun. Ama belki kız kıza konuşmalıydık bunu. Erkekleri bilirsin. Aslı. Aslı abartma Allah aşkına. Kızma arkadaşım. O benim iyiliğimi düşünüyor. Aslı, avukatla konuştuk. Davayı kazanacağımı söylüyor. Kazanacağız. Hiç şüphen olmasın. Anne olunca başka türlü hissediyor insan kendini. Bunu anne olmadan anlamanın imkanı yok. Anlatmanın bile imkanı yok ki. Ya bütün dünyayı verseler, ben onun bir gülüşüne bile değişmem. Bambaşka bir his. Dünyada böyle bir şey olacağını bilsem, bir saniye tereddüt etmezdim Cem'i doğurmaya. Ama sakat doğacaktı, biliyorsun. Böyle hissedeceğimi bilsem bunu düşünmezdim. Sakat olmuş. Ne olursa olsun. Soluk aldığını görmek için dünyayı verirdim. Sarsıldın sen çok. Duygusalsın tabii. Belki de haklısın. Ama Cem'i çok seviyorum. Çok özlüyorum oğlumu, çok. Burası mı şimdi Cem'in gideceği yer? Hı hı, burası. Özel bir hastane. Ya yazalım şunu telefonunu melefonunu. Tabii, yazayım. Hastaneyi mi arıyorsun? Önce bir mail atalım istersen. Yok. Benim bir Amerikalı müşterim var, onu arıyorum. Onlar da New York'ta. Hı hı. Hello, this is Barış Enersoy. Can I talk to Mr. Jerem Richardson? What? Are you sure? Okay, okay. Thank you. Ne oldu Barış? Adamlar sırra kadem basmış. Vergiciler falan peşindeymiş. E'si bizim avans mavans gitti. Bir sürü de masraf yaptık adamlar için. Allah'ım ya. Hiçbir dert teker teker gelmez mi bu hayatta? Üzülme canım. Bir yol bulunur nasılsa. Bulunur. Bulunur. Nasıl olacaksa. Teşekkür ederiz Ece. Harika bir yemekti. Gündüz Boğaz'a gelmeyeli yıllar oldu. Özlemişim. İnsan İstanbul'u özlüyor, biliyor musun? Hanımefendi, rica etsem başka bir kart verebilir misiniz? Niye? Bazen oluyor hatlardan. Buyurun. Teşekkürler. Ben halletseydim Ece. Olur mu canım? Ben davet ettim sizi. Onay vermedi hanımefendi. Tamam, sorun değil. Şuradan alsana. Teşekkürler. Bir dakika ya. Nasıl onay vermez banka? Ne? Ne demek bu? Ne oldu Ece? Ek kartınız kullanıcısı tarafından iptal edilmiştir diyor. O da ne demek? Babam kredi kartlarımı iptal ettirmiş. Belkıs Hoca'nın yaptığı hesap çok ortalama bir şey. Belki o kadar da tutmaz. Ya ne kadar da olsa en az 30-35 bin dolar tutacak işte. Ha, yanlış anlama canım. İşin parasında değilim yani. Mesele değil yani para. Her şey böyle birdenbire oldu. Onun için şaşırdım. Cem iyi olacak. Ben bunu hissediyorum. Ben doktorlar hisleriyle davranmazlar sanıyordum. Yo, hayır. Hislerimize güveniriz biz. Emin ellerdesiniz yani.
Hilmi Hoca olsun, Belkıs Hoca olsun. Biliyorum Müşra. Emin ellerdeyiz. Biliyorum. Öylesiniz. Krediyle almıştınız. Çok zarar edersiniz. Evet ama ne yapalım? Paranın da çoğu bankaya gidecek. Hayırlısı olsun. Piyasa biraz durgun ama birkaç gün içinde satmış oluruz. Peki inşallah. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Adama bak ya. Bir de kartlarımı iptal ettirdi. Bütün hayatımı mahvettikleri yetmiyormuş gibi. Ya o telefona nasıl ödeyeceğim ben şimdi ya? Canım gider konuşursun. Sanki babanın parası yok. Aslı, meseleyi hiç anlamamış gibi konuşuyorsun. Ece sen böyle ufak tefek şeyleri dert etme. Ben de günü duruyorum ki yani hallederiz. Olur mu öyle şey Yiğit? Otel konusu kapanmıştır Ece. Yiğit. Hadi hadi yürüyün. Aa. Sağ ol. Onu hallettik. Ben nasıl yaşayacağım? Nasıl yapabilir böyle bir şey ya? Bunu yapan benim baba dediğim adam. İnanabiliyor musunuz? Ne hakkı var? Ayağına git diye yapıyor. Metin abi bu, bilmez miyim? Ne yapacağım? Ne yapacaksın? Gelip benimle çalışacaksın. Sence bu iyi bir fikir mi? 3 dil biliyorsun. Eskiden de babanın holdinginde çalıştım bak kaç sene Ece. O seneler önceydi Yiğit. Ya aman ne olacak yani? Daha iyi yaparsın şimdi. Gel hemen başla bence. Bilmiyorum ki. Tamamdır, tamamdır. Gel hemen gidelim şirkete birlikte. Yok. Ama yarın gelirim. Ya bir an önce otele gitmeliyim. Biraz yatacağım. Başım çok ağrıyor. Ne güzel. Hep beraber yiyoruz artık yemekleri. Cemciğim. Yakında Amerika'ya gezmeye gideceğiz seninle. Amerika mı? Hı hı. Orası çok uzak değil mi? Olsun. İtfaiyeci helikopter pilotu testi bir tek Amerika'da oluyormuş akıllım. Ya. Ya fikrim değişirse? Daha küçüğüm. Olsun. Biz testlerini yaptıralım da sen fikrini değiştirirsin istersen. Tamam? Tamam. Hadi yemeğini ye. Sen niye geldin hastaneye? Ben hastaydım o gün. Doktor bekliyordum. Çok mu hastaydın? Yok canım, öylesine. Şimdi iyileştin mi? İyiyim Cem. Şimdi çok ama çok iyiyim. Ben de hastayım, biliyor musun? Kim o? Ececiğim. Aç kapıyı Ececiğim. Beni burada daha ne kadar dikeceksin Ece? Yalnız mısın? Evet. Babanla konuşmuyoruz zaten. Ece, canım. Ay.
Bu test ne kadar tutuyormuş? 30-35 bin dolar. Sigorta da vermez ki bu parayı. Baba Allah aşkına dertlenme ya. Benim Urla'daki evin ipoteği olmasa... Ne? Ne ipoteği? Evet. Kahveleriniz nasıl içersiniz? Ben orta. Orta orta. Sen? Orta. Tamam. Ne ipoteği ya? Barış'ın durumunu görünce dayanamadım. Evi ipotek ettirip ve... Hiç utanmıyorsun değil mi? Hiç utanmıyorsun ya. Abi vallahi benim haberim yok. Yani baba söylesene. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Onun haberi yok. Ya bir kere de bir şeyinizi danışın be. Kendi kafanıza göre iş yapıyorsunuz. Kimsenin aklına gelmiyor değil mi? Burada Demir diye bir adam var. Üstelik de avukat. Abi ben istemiyorum bir şey. Satarım evi, toplarız parayı. Gerek yok. Ben hallettim. Siz baba oğul bildiğinizi yapıyorsunuz zaten. Nasıl hallettin? Arabamı sattım. İyi. Zaten fazla kullanmıyordun abi. Benim arabam ikimize de yeter. O da elinde kalırsa. Kahveler geldi. Teşekkür ederiz. Zahmet oldu. Buyurun. Buyurun. Uyudu. Ececiğim. Canım. Ben senin reaksiyonunu anlıyorum. Hakikaten bazen sana bakınca kendimi görüyorum. İşte diyorum tıpkı ben. Ama rica ediyorum. Bu inadı bırak tatlım. Hangi inattan bahsediyorsun? Yani evet bir mesaj vermek istedin. Aldım mesajını. Artık bu anlamsız oyunu sürdürmenin bir manası yok. Ya sen hala benim oyun oynadığımı mı zannediyorsun? İnanmıyorum ya sana. Gerçekten inanmıyorum. Tamam tamam canım. Oyun demeyelim. Aşırı duygusallık diyelim. Ececiğim ben sana çocuğu alma demiyorum ki. Tabii ki al. Onun bir adı var anne. Tamam al Cem'i. Ama şekerim bizim desteğimiz olmadan bunu zaten kendi başına beceremezsin. Canım benim ben senin eve dönmeni istiyorum. İstersen çocuğu da getir. Bu otel köşelerinde sürünmeni istemiyorum. Anne olarak bu kadarına hakkım yok mu? Anne, lütfen git. Beni yalnız bırak. Senin psikolojin iyice bozulmuş. Rica ederim fevrileşme. Bak yavrum, hemen yarın terapistinden randevu alırız. Tamam mı? Birlikte gideriz, rahatlarsın. Yine ilaçları dayayıp uyutun diye mi beni? Hayır, istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. 5 senedir yeterince uyumuşum zaten ben. Ama bak, başaramadınız. Anlıyor musun? Ne kocamı unutturabildiniz bana, ne çocuğumu. Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum Ececiğim. Kim giriyor senin kanına? Yani nasıl bu kadar mantıksız olabiliyorsun anlamıyorum. Anne, hadi lütfen git. Konuşacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Ece. İyi geceler. Erdal Bey. Efendim? Bana kızgın mısınız siz? Yok. Ne münasebet. Nereden çıktı şimdi bu? Bilmem. Yol boyunca tek kelime etmediniz. Zaten dünden beri de soğuk davranıyorsunuz. O ne biçim laf? Dertlerim var. Siz de biliyorsunuz. Eskiden de dertleriniz vardı. Ama benimle paylaşırdınız. Yine paylaşıyorum. Peki. Size de iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Demir. Efendim? Demir, bir şey söylemek istiyorum.
Omzunda büyük bir yük var canım. Bunu bilmediğimi sanma. Bütün bu yaşananlar, bütün bu kötü sürprizler. Anlamıyorum sanma. Ama yalnız olmadığını da unutma lütfen. Çünkü sen böyle hissettiğin zaman ben kendimi çok daha yalnız hissediyorum. Dışarıda bırakılmış hissediyorum. Elif, tatlım. Bu öfke sana yakışmıyor Demir. Biz hayatımızı öfke üzerine kurmadık ki. Sevgi üzerine kurduk. Bak, Ecel'in yaptığı şeyler... O kadından bahsetmek istemiyorum. Ece'nin yaptığı şeyler doğru olmayabilir. Ama onun bir anne olduğunu unutma. O da bir insan. Ve büyük bir şok yaşıyor. Bu kolay bir şey değil. Ne yapmamı istiyorsun? Ne yapayım yani? Bu kadar seneden sonra ne yapayım? Bir şey yapmanı istiyor değilim. Bir şey yapmamanı istiyorum. Öfkenin seni teslim almasına izin vermemeni istiyorum. Bizim için. Bizim için. Her şey bizim için Elif zaten. Buyurun benim. Efendim iyi günler. Ben avukat Hasan Kerimoğlu. Ece Yazgan'la ortak çocuğunuz Cem'in velayet davası için rahatsız ediyorum. Evet. Sayın meslektaşım, herhalde siz kendinizi temsil edeceksiniz değil mi? Mümkünse davadan önce bir istişare yapabilir miyiz? Hasan Bey, şu an çok meşgulüm. Bir iki gün içinde Amerika'ya gideceğim. Dönünce konuşsak olur mu? Peki efendim. Sormamda bir mahsur yoksa ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz? Şu an bilemiyorum. Ben sizin numaranızı alayım, dönünce arayayım. 39. İyi günler. Peki, size de iyi günler. Nedir abi? Ece Hanım'ın avukatı. Efendim. Ece Hanım geldi Yiğit Bey. Hemen içeri alın. Ece. Harika görünüyorsun. O halimle buraya gelip müşterilerini kaçırmak istemedim. Geç otursana şöyle. Tamam. Ne iş yapacağım ben? Teklifin hala geçerli değil mi? Tabii. Ne diyorsun Necmi? Sence dava nasıl seyreder? Bak Demircim, Necmi amcanı iyi dinle. Hakimlik günlerimizde çok tecrübesi oldu bu velayet davalarında. Erdal'cığım, tabii biz emekli olalı da epey zaman geçti. Fakat bir değişiklik olmadı diye biliyorum. Yani hakimsiz olsanız Cem'i kime verirdiniz? Dosyaya bakmak lazım. Ama sizin durumunuzda çocuğa da sormak lazım. Anneni mi babanı mı diye. Yok, böyle bir şey mümkün değil. Yani Cem böyle bir şey kaldıramaz hastalığı yüzünden. Evet, karışık bir dava. Tabii kız yalan söylediler bana diyor. Onu ispat etmiş mi, etmemiş mi, ona da bakardım ben olsam. Önce o zaman kızın babasına dava açmak lazım. Evet, aynen. Ama bilmiyoruz şimdi nasıl olacak, savcı neye dayanarak bakacak. Bunları görmemiz lazım. Ne olursa olsun, bunların hiçbirinden Cem'in haberi olmamalı. Tabii tabii. Ama kararlar ekseri anne lehine çıkar, onu da söyleyeyim. Beni anladığınız eminim Metin amca. Ben Yiğit'in kötülüğünü istemiyorum aslında. Kızım, kimse kimsenin kötülüğünü istemiyor. Hele ben hiç istemiyorum.
Ama Yiğit bambaşka bir aleme girmiş. Beni karşısına almak için, düşmanlık yapmak için elinden geleni ardına koymuyor. Öyle bir insan değildi ki hiç. İnsanlar değişir yavrum. Ben neler neler gördüm. İnsanlar değişir. 3 kuruş parası oldu, kendini imparator sanmaya başladı. Sizinle görüştüğümü de bilmiyor. Tabii ki görüşeceksin. Sen benim kızım sayılırsın. Senden yapmanı istediğim şeyleri anladın değil mi? Evet. Yiğit hakkında bilgi istiyorsunuz. Aha. Evet, ama niçin? Onun iyiliği için. Senin iyiliğin için. İş hayatında bazı narin şeyler vardır bizim. Sen bilmezsin. Bazı önlemleri alabilmem lazım. Yiğit'in kendine zarar vermesini önlememiz lazım. Üşüdün mü? Biraz. Hadi gidelim. Ha. Her şey aramızda. Tamam mı? Tamam Metin abi. Benim gerçekten bir işe yarayacağımı düşünüyor musun? Olur mu öyle şey Ece? Senin yerin çok ayrı bende. Ama unutma ki ben aynı zamanda bir iş adamıyım. İşime yaramayacağını düşünsem teklifte bulunmazdım. Yani dış ilişkilerimizi koordine etmeni istiyorum. Ücrette dolgundur yani. Teşekkür ederim. Ama bir yandan da büyük bir değişiklik oldu bu benim hayatımda. Yani ben hep sanatla ilgili bir şeylerin hayali kurmuştum ya. Sen önce şu işi bir hali yola koy. Sanat kolay. İstersen yeni bir şirket açarız. Müzayede işine gireriz birlikte. Ne dersin? Resim mi? Resim, heykel, antika. Neden olmasın ki? Hadi biz kalkalım artık. Senin de vaktini aldık Necmi. Ya sorma. İnsan şu emeklilik hayatında bir meşgul oluyor ki sorma. Evin içinde o odadan bu odaya gez dur. O da doğru ya. Plaket törenine geliyorsun değil mi? 40. yıl kutlaması. Tabii geliyorum. O hoş bayanı da getiriyor musun? Mukaddes Hanım mıydı adı? Hı? Evet Mukaddes Hanım. Yahu sen hala evlenemedin mi o kadınla? Elini çabuk tutmazsan benim gözüm var ona göre. İlahi Necmi sen de. Hadi hadi kalkalım. Hadi işin gücün vardır senin. Sağ ol bekliyoruz baba. Orada öderiz hadi. Tamam mı? Aklına yattı mı müzayede işi? Ya, benim için hava hoş. Ama gördüğüm kadarıyla bu iş senin için çok basit kalıyor. Sen böyle fabrikalar mabrikalar. Yok yok. Sen İsviçre'deyken Türkiye değişti. Yani Avrupa'dan bir farkımız kalmadı artık. Milyon dolarlık tablolar, yüz binlerce euroluk art objeleri rahatlıkla müşteri buluyor yani. Bu işte de artık büyük düşünmek lazım. Pardon. Merhaba Hasan Bey. Ece Hanım. Eski eşinizle görüştüm. Birkaç gün yurt dışında olacakmış, Amerika'da. Dönünce haberleşeceğiz kendisiyle. Size de bir bilgi vereyim dedim. Amerika'da mı? Peki neden gideceğini söyledi mi? Hayır, sormadım efendim. Tamam, teşekkürler. Yalnız beni haberdar edersiniz. Hay hay, iyi günler. Demir Amerika'ya gidiyormuş. Cem'le ilgili bir şey mi acaba? Öğrenmem lazım. Aslı'nın hava yolunda bir arkadaşı vardı. Ben de tanıyorum. Ne işimize yarar ki? Yani Cem'le ilgili bir şeyse Cem de gidiyordur. Hangi hava yoluyla gittiklerini nereden bileceğiz? Ben hallederim, merak etme. Tamam o zaman, ben kalkayım. Zaten benim de uğramam gereken bir yer var. Tamam. Doktor Gökçe Arsuz. Aa, ne haber Barış? Burada olduğunu söylediler. Yardımların için teşekkür etmek istedim. Aman ne yaptık ki? Aldınız mı biletleri, ne zaman gidiyorlar? Rezervasyon yaptırdık, alacaklar. İnşallah bir sorun çıkmaz. Yok yok. Onda bir sorun çıkmaz da... acaba sen benimle çıkar mısın? Ben mi? Çıkmak mı? Evet. Şöyle deniz kıyısı bir yerlerde bir kahve içsek. Olmaz. Olmaz mı? Nedenmiş? Olmaz da ondan. Peki ben seni bir daha nasıl göreceğim? Bizim antika bilgisayar bozulur yine nasılsa. Doktor Derelmeler.
Dostlar sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Dostlar sağ olsun. Allah sağ olsun. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Başına sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sağ olsun. Bu kadar bırakma kendini. Allah sabrını verir kardeşim. Ne yapalım? Ölenle olana çağırıyorum. Hadi gel. Hadi. Bu kadar yapma kardeşim. Gitti işte gitti. Dağ gibi adam gitti. Dağ gibi adam gitti. Ama seni gördü ya ölmeden. Ah oğlum. Allah razı olsun. Göndermek zorunda kaldık okula. İyice ben hastamayım havalarına girdi çocukcağız. Yaşı küçük ama yalan söylediğimizi hissediyor, hı hı, bir şekilde. Cem sezgileri çok kuvvetli, çok zeki bir çocuk. Haklısın ablacığım. Çok korkuyorum Mukaddes abla. Demir'in Ece'ye hala bir şeyler hissediyor olmasından çok korkuyorum. O söz konusu olunca o kadar sinirleniyor ki Cem'e bile gözü görmüyor. Bu kadar nefret iyi alamet değil. Kendimi Ece'nin yerine koyunca da gururuma yediremiyorum onu Cem'le görüştürmemeyi. Cem'i benden alsalar çıldırırım herhalde. Ama bir anda da Cem elinden alınmış. Onu 9 ay karnında taşıyan kadın. Kadis abla. O kadar zor bir seçim ki bu. Canım kızım. Sen de gelseydin. Gelemem yavrum. Çok uzağa gidiyorsunuz. Birinin evimize göz kulak olması lazım biliyorsun. Hem sen gördüğün her şeyi tek tek aklında tutup anlatırsan... Hı-hı. ...seninle oraya gelmiş gibi olurum. Tamam mı bir tanem? Efendim baba. Demir oğlum ne yaptınız? Vardınız mı? Yok baba şimdi çıktık. Gidince habersiz bırakmayın beni. Tamam baba merak etme. Bak bekliyorum ha. Tamam. Ne
vardılar herhalde. Vardık canım, biz havaalanındayız. Varmışlar. Oh çok şükür Allah'ım. Her şey yolunda, merak etmeyin. Tamam canım, otele gidince de arar mısın beni? Aramayayım hayatım, çok yazıyor. Sen babama da haber ver. Yarın bu saatlerde ararım yine. Peki canım, ne yapalım? Habersiz bırakma beni, tamam mı? Merak etme, oğlan selam söylüyor. Vermiyorum, çok uzar şimdi. Tamam, öp onu benim için ne olur. Tamam, öptüm. Öpüyorum. Babamı da arayalım. Sen ara. Ben arayınca bir garip davranıyor. O ne demek şimdi mukaddes abla? Sus. Hah babacığım, varmışlar, merak etme. Tamam güzel kızım. Tamam. Esaslı atıcı mısın ha? Yok Ecmel abi. Senin yanında acemi kalırız biz. Ne uçan kurtuldu elinden, ne kaçan kurtuldu. Aferin gözüm, aferin. Tabii geleceğim. Yok, Mukaddes Hanım gelemiyor. Gerekmez, ben kendim gelirim. Nasılsınız Erdal Bey? Size tatlı getiriyordum ben de. Ama şekerim var biliyorsunuz. Aşk olsun Erdal Bey. Suni şekerle yaptım. Olur mu canım? Suni şekerle iç. Peşin hükümlü olmayın. Hele bir siz yiyin önce. Tokum ben şimdi. Sonra yerim. İyi. Madem ki öyle. İyi günler o zaman. Of be Mukaddes Hanım. Ne hallere düştük. Belkıs ne haber? Ha gittiler, şimdi oradalar. Sağ ol, teşekkür ederim. Ne? Bilgisayarım bozuldu. Harika. Yani hallederiz demek istedim. Tamam, birazdan görüşürüz. Yok, başka işim yok benim. Yok, geliyorum. Hadi.
Silahları alın bakalım. Azerbaycan'ı duyunca köpürdü ha? Evet. Metin abiyi biliyorsun Ecmel abi. Her şey kendi bildiği gibi olsun istiyor. Bana mı anlatıyorsun? Çakaldır o, çakal. Ama o çakalsa ben de avcıyım. Yiğit, seni hep sevdik. Severiz biliyorsun. Sağ ol abi. Çok hayırlı oldu senin için bu Metin'den ayrılmak. Ama ben bilirim onu. Şimdi her yerde karşına çıkacağım. Olmadı arkandan kumpas kuracağım. Şu, bu. Doğru mu? Doğru. Sen de doğrusun. Doğru yerdesin. Dinle. Sen evvela bu Azerbaycan ihalesinden çekil. Ama bu kadar uğraştık ya. Gözüm. Çekil dediysek şeklen. Sen ihaleden çekilmiş görüneceksin. Bu kendi başına at oynatacağını sanacak. Biz bu arada son gün ihaleye gireceğiz. Onun ruhu duymadan biz anlaşmamızı senle aramızda yaparız. Biz ihaleyi alacağız, işi de sana devredeceğiz. Köpürecek. Köpürsün çakal. Tamam. Metin'le kozları paylaşma zamanı çoktan gelmişti. Yalnız gözüm, kimsenin haberi olmasın. Tamam mı gözüm? Söylemeye bile gerek yok. Abi biliyorsun beni yani. Aferin, aferin. Evet, derin nefes al. Öksürelim şimdi. Barış, bırak şurada dalga geçmeyi. Bıktım zaten bu salak bilgisayardan. Tamam. Barış, değiştirelim bunu. Al götür bunu. Bana doğru düzgün bir şey topla getir. Farkı neyse ödeyeyim. Aman ha. Bir şey yok. Remi arızalanmış. Ben hallederim, kolay iş. Bana bak. Senin gönlün olacak diye ben bu bozuk bilgisayarla uğraşamam. Tamam mı? Aa. Ya hallederiz. Her şeyi hallederiz. Biliyor musun? Bu hastaneyi sevmeye başladım. Çünkü seni görebiliyorum. Ama hani diyorum ki, yani bir kerecik de farklı bir yerde görsem seni. Ne demek istiyorsun? Ya ne bileyim işte, gidelim bir yemek yiyelim. Bir şeyler içelim. Zannetmiyorum. Niye? Ne var ki bunda? Yapamam. Neden? Çünkü ben işten çıkar çıkmaz ya eve ya da amcamın dükkanına gitmek zorundayım. Şaka yapıyorsun değil mi? Ha? Hayır Barış. Hayır. Niye? Çünkü ben sizin gibi yaşamıyorum. Efendim? Yani benim ailem... Bir dakika, bir dakika. Biz kimiz? Nasıl yaşıyormuşuz biz? Neyse, anladın işte. Daha fazla zorlama beni. Görelim bakalım Yiğit Efendi neler karıştırıyoruz. Semih Bey, bu Azerbaycan ihalesinden çekiliyoruz. Çekiliyor muyuz? Efendim, bütün hazırlıkları tamamladık. Hayır, çekiliyoruz. Peki efendim. Yalnız bu iş dallanıp budaklanmasın. Dikkat edin, tamam mı? Tamam, anladım.
Büşra! 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 Nasılsın? Çok iyiyim. Çünkü Barış geldi yine hastaneye. Seni mi görmeye gelmiş yine? Belki hocanın bilgisayarı bozuldu da. Anlıyorum. Nasıl bozdun kız? Aa. Sizi çağırıyorlar efendim. Tamam geliyorum. Aa, iftiraya bak. Ortalık virüs kaynıyor. Hem de hastane ortamında. Neyse ben üstümü değiştirmeye gidip geliyorum. Tamam. Yatağa gelmiyor musun? Sen yat. Benim uykum gelmedi daha. Seni çok özledim. Sonuçları yarın vereceklermiş. Gece de uçağımız var zaten. Aferin Barış'a. Yani biletleri falan çok iyi ayarlamış. Uyuyor. Yoruldu bütün gün. Tabii hastaneden sonra gezdik biraz. Seni çok özledi. Ben de. Ben de seni seviyorum. Bay bay. Tamam hayatım. Uçağa binerken arayacağım seni. Bay bay. Anne selam söyledi. Sen... Buraya geleceğini avukattan öğrendim. Yolcu listelerine ulaştım. Cem'in de ismini görünce onunla ilgili olduğunu anladım. Şşş. Ne olursun
5 dakikacık kalayım yanında. Lütfen. Lütfen. Uyurken daha da güzelmiş. Günaydın. Günaydın Mukaddes Hanım. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bakın size taze ekmekler getirdim fırından. Siz şöyle buyurun. Teşekkür ederim. Elif. Aa, hoş geldin babacığım. Hoş bulduk kızım. Kavuşuyorsun bugün seninkilere ha? Evet. İki günde olsa özledim vallahi babacığım. Yumurtalar. Vay 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 vay. Kahvaltıdan sonra harika yemekler hazırlayacağız onlara. Havaalanından sonra eve gidip dinlensin çocuklar. Bizim akşamüstü işimiz var. Sonra akşam yemeğine buraya gelirsiniz. Sizin odanın 40. yıl kutlaması bugündü değil mi Erdal Bey? Oo, sizdeki de ne hafıza. Ben oğlanların telaşından unutmuşum. Tamam. 6-7 gibi biter orası. 8'de burada buluşuruz. Tamam mı? Tamam. Buyurun. Afiyet olsun. Olacağı buydu işte. Korktu kaçtı Azerbaycan ihalesinden. Yiğitmiş. Her tarafın yiğit olsa kaçırsınlar. Bırakmayacaksanız peşini. Başüstüne efendim, izninizle. Ama kızım eve dönmeden bu iş bitmez. Korktun mu yoksa? Hiç korkar mı benim oğlum? Ya ne korkması ya? Hatta inerken Cem indirdi uçağı. Yap bakayım oğlum, göster bakayım. Vum. Amerika güzel miydi? Güzel. Ama bizim evimiz daha güzel. Annene gördüm, biliyor musun New York'ta? New York, New York. New York oğlum, New York. Anne, böyle hatta arabayı gördüm. Faytonları gördü de. Anne, bir de senin arkadaşın vardı ya. Hangi arkadaşım canım? Hani var ya, eve gelmişti Ece abla. Ne? İşte onu gördüm. Nerede gördün? Otelde. Ben uyuyordum ama uyandım sonra. Anlatsana baba. Nasıl gördük Ece ablayı? Demir. Artık senden öylece kala kaldım da deli hasretinle ben bir yabancı selamım.
bile hüzünlere daldım. Kendi ellerimle ben beni kederlere saldım. Sonunda bir oyuncak kara sevda aldım senden. Yani değişmedim hala, öyle biraz çocuk kaldım. Yok öyle el gibi durma gül biraz, sana gülmeler.